Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, dünkü Survivor videosunda karşıma kafatası taciri gelmişti biliyorsunuz ki. Zaten hep oynamayı düşündüğüm bir katildi ama hani bir türlü denk getirememiştim diyeyim. Başka build'ler falan ön plana çıkmıştı. Dün tekrardan onun gücünü anlamışken nerflenmeden önce son bir kez oynayayım dedim. Karakter çok ciddi bir nerf yiyor. Kanalda bununla ilgili bir videom var zaten, test serverındayken anlatmıştım. Sanırım bir 5-10 gün içerisinde de gelir o güncelleme, tam tarihini bilmiyorum. Bugün Jhen tekmeleme build'i yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz 4 perk de Jhen tekmeleme ile ilgili. Ve aslında hepsi birbirini tamamlıyor diyebilirim. Hepsi sadece Jhen tekmeleme ile ilgili diye koymadım yani. Birbirleriyle uyumlular da. Hızlı bir şekilde anlatayım build'imi. İlk perk'ümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığım ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'sini anında kaybediyor. İkinci perk'ümüz okyanusun çağrısı. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra 60 saniyeliğine bu avantaj etkinleşiyor. Ve bu 60 saniye boyunca jeneratör normal hızın %125 kadarı hızla geriliyor. Ve bu jeneratör sarı olarak görebiliyoruz. Eğer bu okyanusun çağrısı etkisi altında olan bir jeneratöre herhangi bir kurban gelip o jeneratörü yapmaya devam ederse ve jeneratörü yaparken skill check tutturursa o jeneratörden bildirim alıyoruz. Yani tekrar tamir etmeye başladıklarını anlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz çanak çömlek patladı. Bir jeneratörün %20'sini direkt götürünce bir yandan da okyanusun çağrısı devreye girince jeneratörü çok kısa süre içerisinde düşük yüzdelere düşürebiliriz diye umuyorum. Bu iki perk güzel kombinlenecek yani. Üçüncü perk'üm beklenmedik. Bir jeneratöre tekme attığımız zaman bizim dehşet alanımız yani kalp atış sesimiz 30 saniyeliğine o jeneratöre aktarılıyor. Yani 30 saniye boyunca ben sanki o jeneratörün çevresindeymişim gibi bir ses çıkıyor. Kurbanlar beni orada sanıyor. Kalp atış sesim orada olduğu için. Bu 30 saniyelik süre boyunca tespit edilemez durum efekti kazanıyoruz. Yani 30 saniye boyunca hem kalp atış sesim hem de kızıl lekem olmuyor. Yani o jeneratöre tekme atıp başka bir bölgeye gittiğim zaman kurbanlar benim sesimi duymadığı için geldiğimi anlamıyorlar. Şimdi bu gördüğünüz 3 perk hem benim sessiz olmamı sağlıyor hem de jeneratörü kısa sürede eritmemi sağlıyor. Diyelim ki ben jeneratöre tekme attım, jeneratörü gerilettim. Fakat yaramazın biri geldi tekrar o jeneratöre oturup yapmak istedi. Sonuçlarına katlanacak. Dördüncü perk'ümüz ejderhanın pençesi. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra 30 saniye içerisinde o jeneratöre oturan ilk kurban çığlık atarak 4 saniyeliğine yerini belli ediyor. Ve 60 saniyeliğine zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani tek yiyor. Bu 60 saniyelik süre de uzun bir süre bence. Kurban ya hani başka bir yere kaçar, uzaklaşır ölmemek için. Ya da jeneratöre yapmaya devam eder ve onu düşürürüm. İlk ek beklentim zayıflık hedefli işlemci. Bir kurban drone tarafından tespit edilip pençe tuzağına yakalandığı zaman topal durum efektini ekstradan %3 arttırıyor. Yani kurbanın hızı daha da yavaşlıyor. İkinci eklentim de üzerlerinde pençe tuzağı olan kurbanlar bir haber durum etkisi altına giriyor. Yani benim kalp atış sesimi duymuyorlar. Bol bol gizlilik esaslı takılacağız bugün. Marie Gordon. Abi bu RPD ve karga gözü ne kadar çok seviliyor ya. Yalnız karakterin elindeki çok iyi değil mi? Metin 2 oynayanlar bilir, Dolunay kılıcına benziyor. Aha. Enayi Skoskis'in birini bulduk bile. Şuraya bir tane drone atalım. Tamam güzel, bu paleti almamız süper oldu. Yetişemeyeceğini anladı o da. O yüzden devirdi erkenden. Okey. O şimdi kalsın orada. Oho, bir Enayi Skoskis daha mı bulduk? Şuradan önüne çıkar mıyım? Çıktık bile, şahane. Burada kalsan ne güzel olur lan benim için. Kalmadı. Dur, Eda'yı da gördüm. Oo, herkesi yarala, herkesi yarala. Süper başlangıç. Yok öyle, yok öyle. O paleti iyi ki yemiştik. İşte şimdi arkadaşlar iyi ki yemişiz o paleti diyoruz. Az önceki adam atmamış olsa bu kurtulacaktı belki de. Çok drone'la başlayamadık ama. Şu jene ben bir vurayım. Hem kalp şeyimizi de vermiş olalım oraya. Siz burada siniyorsunuz. Tamam, şu içeriye bırak drone'u. Aha, yaralıyı da buldum. Çok güzel. Şunu yarala, tamam mı? Onun belki uzağa kaçmasını sağlamış olduk bununla ama olsun. O da yaralı olsun, maçı full tedirgin oynasın. Ben buna bir şekilde yetişirim. Nema problema. Zaten kancanın olduğu yere doğru koşuyor. Hatta bunu saldım. Tamam, sana verdik itimizi. Direkt Eda'ya yoğunlaştım. Yoğunlaşıcı bir purpo. Eda çok zararlı bölgelere kaçtı ya. Buraların nereye oğlum? Ben bu odaların bazılarını ilk defa görüyorum anasını satayım. Çakala bak çakala. Oğlum kayıtlara geçmesini varmış. Çok zaman kaybettik. Çok zaman kaybettik. Bu hoş olmadı. Hemen dönüyoruz jeneratörlere. Hemen dönüyoruz. Okey, yaralıyı bulduk. Bunu şimdi burada düşürmem lazım benim. Şunu at. Hızını yavaşlat. Çok güzel. Şu an topal efekti yedi. O radar şeyine girdiği için. Şu jene vuracağım. Tamam mı? Buna geri gelir oturursa tek yeme moduna geçecek. Şuraya da pop vuruyoruz şimdi. Tamam. Okyanusun çağrısı artı pop vurmuş oldum oraya. Şu geçiş yoluna da bir tane bırakalım ki. Tamam, o alındı. Çok
Çok güzel. Öbürüne tunnel yapamadık, size yapacağız. The size var mı hocam? Yokmuş. Çok güzel. Bahçecenin ellemezseniz çok güzel olur aslında. Ellenmiş mi? Ellenmiş. Aslında iyi oldu. Niye? Çünkü pop vurabileceğim tekrar. Okey. Pop artı okyanusun çağrısını tekrar vurdum. Artı buraya bir tane drone bırakıyorum. Şöyle radardan bakayım. İleride birisi var. İleride sağda çevirme var arkadaşlar. Vallahi ya. Okey. Uzaktaki cam bitti. Sıkıntı yok oralar. Selamlar. Sana bir tane vurdum. Orada drone'um var. Yavaşla. Aynen. Yavaşlama yedi adam. Çok güzel. Ekstra topal efekti yedi. Hala topalıyor şu an. Çok güzel. İşte topal efektinin önemi arkadaşlar. Erkenden tunnel'ımızı attık. Çok güzel. Diğerlerini de bol bol yaraladık. Aa, yeni avım. Bu arada kostümü inanılmaz değil mi karakterin? Kafatası tacirinin. Çok cool, böyle hani iş kadını gibi. Şuraya tamam, tespit edilemez artı şeyi verdik. Şu jenleri salıyorum arkadaşlar. Oyunu bu tarafa yığmaya çalışacağım. Bu jen ne hale gelmiş gördünüz mü? Bak sıfırlanmış neredeyse. Pop artı okyanusun çağrısı yemişti ya. Ne var acaba orada? Selamlar. Tamam, o ileridekiler bitsin. Onlar hiç sıkıntı değil onlar. Hiç sıkıntı değil. Akıllı place. Akıllı place'e devam. Orada niye öyle bir mind yemedim bilmiyorum ama. Kardeşim sürekli salacaksın o zaman spotları. Bokunu da çıkarma kanka yani, sen de şimdi bokunu da çıkarma anasını satayım. O paleti devirirse çok zaman kaybedeceğim. O yüzden hani yanından dolanıyorum sürekli, adama zaten topal efekt verdiğim için. Birkaç drone'u geri çağıralım. Şuraya atayım. Burası burada hem... Aha. Kardeşim öyle pes etmek falan yok. Benim gram umurumda olmaz yani. Ben artık gaddar bir killer'ım. Purple merhameti beklemeyeceksiniz benden. Şuraya da vuralım. Kalp atışımızı verelim oraya. Tam diyordum ki bir enayi viskoskis izi gördüm. Ya Eda'cım, hala şu azimin gerçekten beni gururlandırdı. Keşke benim takımıma da bu kadar inançlı insanlar gelse. Ne yapıyorsun Eda ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun canım ya? Gir bari kütüphaneye de, orada palet falan bir şeyler devir. Evet arkadaşlar, hak edilmiş gaddar bir oyun. Perkleri iyi kullandık. Tunnel'ımızı, kempimizi mantıklı noktalarda attık. Aha, gel buraya. Bu da var ya, bu da... Lan bu da o kadar tilt oldu ki bana. Öyle böyle değil. Yine görmezken daha iyi takip ettim kurbanı. Hatch önüne çıkarsa var ya zıbam diye. Bozuşuruz seninle. Bu paleti almıştık. Okey. Hiç yani direnmelerine bile gerek yok şu an. Sana da morini atalım. Evet arkadaşlar, vloguma hoş geldiniz. Bugün sizlerle McTamus'u nasıl öldürdüğümü çekeceğiz. Öncelikle kanalımın introsu girmesi lazım. Evet, intro yapamadan öldürdüm arkadaşlar çünkü çok vahşiyim. Bir sonrakine inşallah introda yapacağım. Bak kıyafetin güzelliğine bak, inanılmaz iyi. GG. Bu arada ejderha pençesinin denk gelip o kurbana tek atma olayım biraz zor. Çünkü hani genelde ben uzaktayken falan tekrardan oturuyorlar. Sonuçta orada kalp atışımı duyduğu için hemen oturmuyor. O biraz daha çok hani böyle kurban tek yeme moduna geçtiği için onu tedirgin etme. Onu böyle rahatsız etme üzerine şey. Okey, şekin içine atalım ki girdikleri zaman yavaşlasınlar. Aha, burada bir iz gördüm derken çok iyi bak, böyle erkenden birilerini görmem efsane oluyor. Enayi viskoski sonu görmediğimi sandı. Güzel bir yere gidiyor aslında. Orada şeyim var, drone'um falan var. Ya devirecek ya da devirecek. Çok güzel. Feng, Allah aşkına ne oynadığını bana söylersen beraber bir şeyler yaparız diye umuyorum. Kıvrak attı ya. Şu an var ya leş oynuyor da. Oha, aşağıdaki cam bitti. Okey, yavaşlama efektini o kadar fazla yedi ki. Dediş. Ne yapacaksın orada? Flash save, palet save mi atacakmışsın? Ah be. Okey, kıvrağını attı. Çok gereksiz oyaladı ya. İyi oynamadı. Çok gereksiz oyaladı yani. Okey, bu jen de bayağı ilerlemiş. Pop artı tam o aşağı gitti. Çok güzel oldu. Pop artı okyanusun çağrısını verdim o jene. Birazdan iyice geriler o. Tamam, onu da yaralamış olduk. Fengmin aşağı gidiyor. Aşağıyla işim yok şu an, çok uğraşamam. Lara'yı şöyle hazır yavaşlatmışken, artı killer check paleti de durmuyorken. Bak, o yavaşlatma sayesinde şu an yetişebildim. Belki yetişemeyecektim. O yüzden drone'ları sadece jeneratörlere atmak değil, hani böyle koşacakları yerlerin menzillerine atmak da önemli. Şuraya da pop vuruyorum hemen okyanus çağrısıyla birlikte. Diğer jeneratöre oturan birisi olmadığını anladım. Çünkü ejderha pençesi çalışmadı. Okey, bak ne kadar azalmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Aha, tek yeme modu açıldı sanırım. Kim için açıldı? Ya o kıvrağınız var ya sizin. Bu enayi için açıldı galiba. Bunu bir kovalamaya devam edelim. Açıldı mı ya tek yeme modum? Anlamadım tam olarak ama açıldı galiba. Aa, açılmamış lan. Niye orayı yanlış okuduk? Okey, bunu jenden kovdum, devam ediyorum. Burada birisinin olduğu çok belliydi. Şu jene hemen vuruyorum. Okyanusun çağrısı artı kalp atış menzilimi veren şeyle. Dediş jeneratör olmayan ve uzak bir yere kaçtı. Saldım onu.
Enayi, sen kime karşı o tri yapıyorsun lan? Ha? Bir de iz vermiş giderken. Çok güzel. Alt jammi bitti aynen. Süper oldu. Alt tarafı komple iptal ettim arkadaşlar. Bakın alttaki bütün jeneratörler bitti. Haritanın altına gitmeyeceğim bile yani şu an. Buranın dışarısına bir tane drone koydum. Oraya biri girerken taransın diye. Hemen Killer Shack'e gidiyorum. Oo, Killer Shack jeni sıfırlanmış bile. Geri gelip oturmamışlar. Çok güzel. Evet, almaya birisi inmiş. Güzel haber. Lan o nasıl benden önce çıktı? Dededen önce çıktı anasını satayım. Benden önce derken yani dedeyi demek istemiştim. Hocam kayıtları geçmesinin yok. Iron Will'in yok. Ses çıkarmıyorsun. Biraz daha bekleyeyim ben yine de garantiye alayım. Çok güzel. Şöyle seni hemen oyundan çıkaralım. Zaten zayıf halk olduğum belliydi. Jeneratörleri çok güzel tuttuk bence. Bayağı bir pop, okyanusun çağrısı falan filan vermiş olduk. Morris'i uzun süren katilleri sevmiyorum ya. Orada bu jeni yine iyi ilerletmişler. Hemen verelim yine okyanusun çağrısını. Geri oturursa da ejderha pençesi yiyecek. Şu an tespit edilemeziz. Şöyle bir radarımızdan bakalım. Pençe tuzağı yiyen falan filan var mı? Bu jeneratör sıfırlanmış bile. Şuradaki drone'umuzu geri çağırabiliriz. Evet, şekte biri var. Tekrar bozuyorum. Tamam, yaralandı o enayi. İnat etti çünkü şek jeninde. Hangi can bitti lan? Tespit edilemezdi olduğum için geldiğimi anlamadı arkadaşlar. Hangi can bitti bu arada? Ben hepsini dolanıyordum. Bir tane kaçırdığım bir jeneratör mü vardı uzakta bir yerde? Galiba öyle bir şey vardı. Tamam, şimdi dedeyi bulduk. Diğer kişinin de bunu almaya gelmesi gerekiyor. Dedem at bakayım Kur'an. En azından topal efekt yediğin için çok fazla bir yere kaçamayacaksın. O iti vuracağım derken zaten pencereye yeltenmedi bile. Çok güzel. Diğeri de drone'a yaralandı bu arada. Dedem çakallık yaptı. Uzaklaşmış buradan. Ama çok iyi. Feng'in de yerini biliyoruz. Feng beni üstüne çekmeye çalışıyor ki dede dönsün onu alsın ama. Ulan ah ulan başardı ya. Başardı anasını satayım. Bir an dedim hani birisini erken düşürürsem diğerini de almaya giderken düşürürüm. Slug yaparım da. Olmadı. Fengmin'cim selam. Oradan aşağı gidersen senin peşinden gelmeyeceğim, haberin olsun. Gidebilirsin. İşime yarar yani. Tamamdır, görüşürüz. Diğeri de dedeyi aldı. Güzel haber. Aynen, birbirinizi de bloklayın. Kral ne yapıyorsun be? Kral ne yapıyorsun be? Şu drone geri alalım arkadaşlar. İsrafa hayır. İsrafil diyordum anasını satayım. Şu an var ya, çakallığın, şerefsizliğin kitabını yazmış bir şekilde oynuyoruz. Şuraya vurdum, tekrar tespit edilemeze geçtim. Radarımı açtım. Pençe tuzağında birisi yok. Okey. Kancayı salıyor. Bence de daha fazla direnmenin anlamı yok. Son 4 gene dokunamadılar bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4'ü de %0 şu an. Öyle bir üstünlük kurduk. Ejderha pençesi yedi de zaten yaralı. Çok bir önemi yok. En azından yerinin infosunu almış oluyoruz. İzlerini takip edelim. Bir avcı gibi. Kan izini görürsem affetmem. Çok darlayan bir katil ya. Hani jenden info alıyor. Drone'la 3 kere görününce yaralanıyorsunuz. Chase ortasındayken drone atıp sizi tespit ederse hızınızı yavaşlatıyor. Baksana 4 gene dokunamadılar bile. Kalan 4 gen yani %1 bile ilerlemedi. Ki şuradaki jeneratör %80 falandı. Hatırlarsanız maçın başında. Bir kere pop artı okyanusun çağrısı kombosu attım oraya. Bir daha da dokunamadılar bile. Gerçekten bu build'de güçlü oluyormuş katil. Zaten güçlü bir katil. Hani map kontrolü falan çok iyi olan bir katil. Ulan hiç de direkt yanımda çıktı ya. Ha, diğer kapıda da yetişir miyim? Hayır. No 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 no. Şöyle bir tane drone atayım da sana. Hızını yavaşlatayım. Yok, öyle item vermeleri falan kabul etmiyoruz. Ya sence şu şekilde çakalca oynayan bir katil seni maç sonu salar mı? Ulan tunnel atmışım. Kanca trade'i atmışım. Maç sonu diyeceğim ki kardeşim buyur. Tabii vallahi yanlış da yaptım onları da zaten. Maç sonu bu katilin niye bir sesi mesi bir şey olmuyor ya? Sessizlik temalı diye mi? Bak maç sonu hiç bir müzik bir şey falan olmuyor. Dın 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 diye maç sonu bitişi oluyordu ya normalde. Evet, kurbanlardan Springwood kolu geldi. Gerçekten zor bir harita bu arada Springwood. Katil tarafında oynaması yani. Şimdi aslında haritayı ikiye bölmelerine izin vermemem lazım. Yani şuradaki jenleri salabilirim. Direkt bulduk bile yerlerini zaten. Merhabalar. Tabii ki Sprint Bird. Ama birinize elbet vuracağım. Hayır, niye ki yani oğlum? Şunun mantıklı bir açıklaması var mı ya? Tamam devir, sen bilirsin. Şunun mantıklı bir açıklaması var mıydı Sayın Laracım? Gel sen de ona hasara gel. Yaralı değil, bir şey değil, anladın mı? Onu da düşüreyim yani, ne fark edecekti ki? Ha, onu yaralamışım, ha seni yaralamışım. Ah Lara, ah. Bir de oynamayı bilsen, bir de oynamayı bilsen. O kadar kahramanlık yapacağına. Bak adam yaralı olsa tabii ki hasar alsın. Ama ikiniz de fullsünüz yani. Ya da buna mı vursam ya? Vurayım bunu, okey. Galiba sevgilisi falandı ya. Şu an tespit edilemezim bu arada. Geldiğimi bilmiyorlar. Ama ayak sesimi mi duydu? Ne oldu? Bir şey oldu. Biraz daha erken vurmaya akıl etsem. Neyse, bu paleti almam çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç sorun yok. Şimdi onu saldım. Uzak bir yere kaçtı çünkü. O tarafta oynamak istemiyorum oyunu. Şuraya hemen vuruyoruz. Drone'umuzu da attık buraya. Şuna da vur. Fena değiliz. Buraya da vur. Tekrar bir tespit edilemez kazandık.
Ace'in önüne çıktı. Kıvrağın olmasın. Tamam, kıvrağı yokmuş. Güzel haber. Burada palet de yok. Daha da güzel haber. Ace'e vurdum. Ace'e def ettim. Hemen aşağı indim. Bu jeneratör çünkü çok yüksek. Okyanus'un çağrısını vurmam lazım buna. Şuraya bir drone. Şu kapıyı açalım. Yukarı jeni yine ilerletmişler galiba. Merhabalar reis. Çok iyi. O topal efekti var ya, efsane oldu. Son anda tespit etti ya. Çok güzel oldu. Ne oldu oğlum? Biri üstüme atladı lan. Ne yapacaktı o? Ya çakal, senin kafanı kırarım ha. Şimdi arkadaşlar yukarı jene hemen popumu vuruyorum. Olur kral. Olur kral. Decisive atacak galiba da. Kaçtıktan sonra da atabilirdin diyeceğim. Yo, atmadı. Katil darlıyor ya. Mahvediyor var ya, mahvediyor. Durun oğlum, tamam sakin, bir şey demedik, anasını satayım. Aha, birisini tespit etti. How many attention? Seni alacağım tabii ki de. Şaka yaptım, almayacağım. Sana vuracağım, geri döneceğim kancaya. Çünkü öbürü onu almaya gidiyor büyük ihtimal. Aha, kancadaki saldı. Enayi. Diğeri de drone'a yaralandı. Şahane ya, şahane şu an. Şahanül dehşet. Hız bonusumuz da var bu arada şu an, pençe tuzağında olduğu için. Kıvrağı var mıdır bunun? Okey, akıllıca ama topal yedi şu an. Ekstradan %3 yavaşladığı için çok fazla bir yere kaçamadı. Bak bak bak, ne kadar yavaş, görüyor musunuz? Fena darlıyoruz, fena darlıyoruz. Aha, bomba save edik. Ya senin ben şimdi gerizekalı ya. Ne oluyor oğlum, bir de fenerin mi var? Tamam gel, kaçamadın ki gerizekalı. Lan neyse, güzel. Fake'imizi güzel yedirdik. Daha iyi oldu bu arada benim için. Sen 2'ye geçtin çünkü. Onun ilk asılışıydı diye hatırlıyorum. Öyle maçı, öyle var ya, maçı öyle size işte bıktırırlar sizi. Ulan dersiniz biz ne oynuyoruz? Aha, bu niye fullendi lan? Ye bakayım bir tarama daha. Nasıl yemedi lan tarama? Ha, yukarı çıktım. Bir dakika, saçmaladı şu an. Oradan bir de aşağı atladı. Tam şimdi tarama yedi. Aynen, topal hızımda şu an. Çok güzel. Okey. Böyle, böyle aga. Kuralına göre oynuyoruz oyunu. Tamam, kancadaki saldıysa bunu alabiliriz o zaman. Springwood'da bile maç kazandıysam tamam demektir yani. Çok geniş bir harita arkadaşlar. Ama bu katilin şöyle bir avantajı var. Map'i ikiye bölmenize hiç gerek yok. Yani işte şu jene gideyim, şu jene gideyim gerek yok. Bak bir taraf belirleyin, şurası mesela. Bütün oyunu bu bölgede oynayın. Diğerleri bitsin, hiç önemli değil. Kalan jeneratörlere dokundurtmazsınız bile yani. Bırakın okuldaki jeneratör bitsin, okulun altı bitsin, hiç önemli değil. Aha. Şimdi bir tane drone kapının dibine atacağım. Buraya da bıraktım. Kapılar leş bu arada şu an. Şöyle bir yandan radarımı açtım. Pençe tuzağı falan yerse yerini göreyim diye. Evet, sanırım AFK bıraktı. Senin yapacağın işi deyip. Nereye gittin lan? Şurada bir sürü patlama sesi verip. Fena darlamasyon ya. Fena darlamasyon yani şu an. Bak bak bak, çakala bak. Bu benim kancalarımı mı sabotaj etti? Ne yaptı lan? Gel gel, senin ölümünü canlı canlı göreceğim. Canlı canlı görmem lazım ölümünü. Göreyim be. Bir göreyim, bir göreyim. İşte Entity. Frankston onun gururuydu. Artık kafatası taciriyle gurur duyuyor. 3 maç 12 kill. Haritalar RPD, Springwood. 2 tane prestij 100. Bu arada şu Lara Croft RPD'de oynadığım değil mi? Onun da adı Rise'dı sanki. Evet, hadi bakalım son maçı nasıl geçireceğiz? Ulan o karakterin beyaz kıyafetini övüp 3 tur şu kostümüyle giriyorum ya. Unutup. Slam. Galiba biraz takıldınız. Galiba biraz... Oğlum bu ne yapıyor lan? Bu konsol oyuncusu mu? Niye avel avel hareketler yaptı bu? Hız yavaşlaması ya. Çok güzel. İlk oku erken almamız çok önemli. Öne doğru vurayım da ne olur ne olmaz götten arkadaşlar. Bir palet sana falan gelmesin. İyi başlamışken devam edelim. Şu jeneratörü bayağı ilerletmişler. Çok güzel. Şimdi pop artı okyanusun çağrısını vurduk. Drone'umuzu da bıraktık. Birisini NC almaya döndü. Biz de döndük. Aldırmadık. Buralarda bir yerde olduğunu biliyordum. Çok güzel. Aha, tek yiyor. Enayi. Gel bakalım. Tamam, hangisini tek yediğini gördük. Artık şu ejderha pençesinde bir çalıştıralım ya. Ne dediniz o işe? Tam hız yavaşlaması yedi. Yavaş şu an hızı. Yes! Nice! Çok iyi, ejderha pençesini de çalıştırdık. Oğlum az önce yaraladığım ne ara heal'landı? Nancy'yi almaya giderken yaraladığım vardı ya, Vittorium'u ne? Attempt deniyor, adamsın adam adam. Ver maçı bana ya, ne uğraşacağız anasını satayım değil mi? Bu can sıfırlanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nancy, benim kafama bir daha öyle bakarsan seninle fena bozuşuruz. Yemedin normal yiyeyim. Peki. Elbet yiyeceksin neyse, elbet yiyeceksin. Her kurban elbet mind game yer arkadaşlar. Biraz sattım burayı. Drone atacağım diye salak gibi önüme çıkan adamı kaçırdım. Ah lan, bir Ace'a trick deneyeyim dedim de. Gerek yoktu Belhanda dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Evet Nancy'cim.
Tamam, oradaki canlar bitsin arkadaşlar. Hiç umurumda bile değil derken bunun bitmesi iyi olmadı işte. Bunun bitmesi hoş olmadı. Tamam, bununla hiç uğraşmayacağım. Şu drone'u da çağır. Aldın NC'ye. Yine çirkefliğe devam. Atla buradan. Neyse, biraz ezber oynadım be. Umarım decisive atmazsın bana. Ya oğlum, düşürebilsem moru atacaktım. Şerefsiz greblettirdi kendisini ya. Şuraya bir drone atalım. Okey okey, seni alacağız. Elbet alacağız seni. Oğlum daha neyin var ya? Neyse var ya. Okey. Güzel oyaladı. Bayağı bir vakit kaybettirdi. Selam. Flash'a mı gelmiştin? Neye gelmiştin? Ulan onu da düşürseymişim keşke ya. Görmedim orada olduğunu. Var ya, bir an işimden dedim ki ulan bunu alıp asıp acaba pop mu vursam? İyi ki almamışım, flash falan bir şey yiyordum galiba. Oo, iki can bitti peki. Bu maçın NC'yi tanımlayacağız diye vermiş olabiliriz. Çünkü jenleri uzak kaldı. Şu jene bir okyanusun çağrısını vuralım. Ya bir de bana geliyor muyum diye bakıyor ya. Salak ya. Gerçekten salak ya. Kanka bunları yemiyorum galiba, istiyorsan deneme de. Bu işin galibası tabii. Geri kalanını sen bilirsin. Devir onu. Saldım onu, jene gidiyorum. Oo, bayağı ilerletmişler. Selamlar. Okey. Kötü oynadı buraya. Selamlar. Bekle o dedardı be Purpo. Bekle o dedardı be. Bitecek son jen de. Geldiğimi mi anlamadı? Maç başı hiç palet alamadığımız için şu an gittiği her yerden palet buluyor beyefendi. Bakalım bunu da alabilecek miyiz? Güzel topal efektiydi şu an. Çakallar ya, mind game yemiyorlar kolay kolay. Bunu derken... Selamlar. Selmalar da diyebilirdim. Ama selamlar demeyi tercih ettim. Onu da kaldırdı. Yani nasıl direneceğim bilmiyorum şu an. Ulan bu attempt de neydi? Bunun sona salışı değil mi? Ben bunu unuttum ya. Bunu daha erken kovalayabilirdim. Okey, bu öldü. Şuna bir pop artı okyanusun çağrısını vurayım. Maç sonunu bu arada çok iyi oynadılar. Yani ben hani böyle çok önde olduğum için biraz labali davrandım. Zaten maçı aldım gözüyle bakıyordum oradan NC'yi düşürdüğümde falan. Bir baktım iki can bitti, son can kaldı. Bir tane can da uzak. Dedim herhalde bu maçı kaybedeceğiz. Neyse ki öyle olmadı. Dene bakayım attemptine. Zor maçtı. NC'nin o sondaki saçma sapan oyalayışı bizi bitirdi. Ama istediğimiz zaman maçı ne kadar rahat çevirebildiğimizi de gördük. Çok zor bir konumdan çevirdik bence maçı. Bak, avantajlı başladık. Sattık. Çok zor bir konuma geçtik. Sonradan da azıcık bir efor çevirdik. Şimdi bakalım hatch nerede çıkacak. Hehe boy. Aa, adamda adrenalin varmış ya. Çağır şu drone'ların hepsini. Bakalım diğer kapıya başlarsa kaçar. Çünkü bu kapıya drone atmaya geldim. Eğer erkenden başladıysa diğer kapıya kaçar. Şuraya da bırakayım ki sonradan hani bir yere falan kaçmaya çalışırsa iyice yavaşlasın. Aha, bunda lan. Çakal. Oha oğlum, ne aracı lan? Drone niye görmedi bunu? Oo, adam açmış gitmiş bile lan. Drone neden çalışmadı? Menziline girmiş oldu işte. Aa, drone sattı. Ben de rahat rahat drone onu görecek, çalışacak falan diye şey yapayım. Bir şey diyeceğim. Eğilerek gelince acaba drone'un menziline mi girmiyordu? Öyle bir olay falan mı var? Bilen var mı? Kesin öyle bir olayı var. Adam bir triğini çözmüş yani onun. Evet gençler, bu son maç gerçekten zordu. Maça çok iyi başlayınca hani Nancy'yi tanılırım, garanti kazanırım diye biraz labali davrandım. Nancy'yi uzun kovaladım. Normalde o kadar uzun kovalamacalara girmemem gerekiyor. O sayede de bayağı bir jen farmladılar arkada. Ama ona rağmen son 3 jeni yine bir şekilde korumayı başardık. Perklerle ve katilin özelliğiyle. Diğer 3 maç zaten çok basitti. Katilin gücünü asıl o maçlarda gördük bence. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu build de bence bu katile çok iyi giden bir build. Kesinlikle denemenizi öneririm. Katil nerf yiyecek yakında. Nerf yemeden deneyecekseniz deneyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.